Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Adem aleyhisselam yaratılmadan önce peygamber olacağı belliydi. Cennette adı vardı. Ama ilk peygamberlik görevi tebliğ edileceği zaman onu Cebrail aleyhisselam öyle bir sıktı ki eve geldi, sıtmaya yakalanmış gibi örtün beni, örtün beni, ölüyorum herhalde der gibi bunaldı. Kolay mı ya? Hiçbir şey kolay değil bu dünyada. Her şeyin bir kanunu var. Depremin de bir kanunu var. Selinde kanunu var. Orman yangınları da bir kanun sonucu çıkıyor. Isındı, tutuştu, çıkıyor işte kanun. Bir tek kanun bizim keyfimizin gerektiği yerde mi işlemeyecek? Hayır. Anneler, babalar kanunsuz çocuk yetiştiriyorlar. Bunu da şeytan çok iyi felsefelendirmiş. Biz zorluk çektik, çocuklarımız zorluk çekmiş. Aa, çocuk ağlayacak yarın herhalde. Bugünden çikolatasını alalım. Böyle insan mı yetişir ya? Neredeyse yani kadın doğum zahmeti çekmesin, çocuk orada havasızlıktan ölmesin diye kavanozda çocuk büyütecekler. E çünkü kadın eziyet çekmeden ana olmak istiyor. Babalar neredeyse Çin'den çocuk getirecekler. E küçük bebekler çok ağlıyor. İşten de gelince zaten gürültü oluyor. Bu kanunsuz hayat tarzı ne Müslümanlığımız için uygun, ne de insanlığımız için uygundur. Böyle Müslümanlık da olmaz. İnsanlık da olmaz. Allahu Teala derimiz ter çıkarsın istiyor. Alnından şöyle terini silmek bir atasözüdür yani alnının teri diyorlar. Yetmez alnının teri. Parmaklarının ucundan bile ter akacak. Hayat böyle kazanılıyor. Zenginlik budur. Neticede şöyle bir A4 kağıdı diploma onu aldın mı bütün paralar sana akıyor zannediyorsun. Üniversite mezunu Uzaydan mı düştü? Üniversiteden mezun olunca iş garantin mi var? Çalışacaksın. Beyefendi iki yere müracaat etmiş hala almamışlar. Tamam. Teknolojiyi bir sürü sosyal hakları Allah nimet olarak gönderdi. Bunu kullanacağız ama öyle değil. Yani bu sosyal refah kurallarını, bu sosyal devlet anlayışını geliştirmek kendilerine nasip olan Batı ülkeleri Saat 6'da sokaklara dökülüyorlar. Bizde 9'da bakkallar bile açılmıyor. Yani sosyal anlayış, sosyal vatandaş ruhuna sahip asıl adamlar çalışıyorlar. Çoluk çocuk çalışıyorlar. Bizde kahvehane sayısı onlardaki iş yeri sayısından daha fazla. Bu gayri insani ve gayri İslami anlayışımızı böyle isteyen istediği gibi yaşasın. Kim kimi karışacak ama bunu sanki Müslümanlığımız böyle emrediyormuş gibi İslam'a faturasını ötettirdiğimiz zaman bu dinimize hakaret olur. İnsana çalıştığından başkası yoktur diyen Kur'an-ı Kerim'i nasıl biz kitabımız deriz o zaman? Kardeşlerim bu evrende Allah'ın kanunları var. Bu dünyada da Allah'ın kanunları var. Belirttiğim kanunları. Ve Millet olmanın kanunları var. Mesela bir örnek zikredeyim. Toplumumuz düzelsin. Hırsızlık kalksın. Herkes çalışkan olsun. Çocuklar dahil herkes bunu ister. Ya şu toplum adam olmayacak filan. Herkes böyle tenkit ediyor. Hepimiz hocası da tenkit ediyor. Vatandaşı da tenkit ediyor. Ama bir şeye dikkat ediyor muyuz? Herkes bunun siyasetçiden gelmesini istiyor. Ben filanca grubu iktidara getirirsem her şey Evliyaullah gibi insanlarla yürüyecek zannediyoruz. Bu, bu siyasetçi ashab-ı kiramın mezarından mı çıkarıp getireceksin? Hazreti Ömer'in torunlarından mı siyasetçi yapacaksın? Senin toplumundan geliyor bu siyasetçiler. Bataklık dediğin toplumdan Kurnaz beş tane batakçıyı çıkarıyorsun. Bunlar düzeltsin diyorsun. Kur'an, kitabımız Kur'an kanun koymuş ama demiş ki inna Allah la yuğyuru ma bi kavmin hatta yuğyuru ma bi enfusihim bir millet kendisini değiştirmedikçe Allah onları değiştirmeyecek demiş bu ayet Kur'an-ı Kerim'de Ömer bin Hattab radıyallahu anh Allah ondan razı olsun Allah korkusundan harama temas edemeyen kul hakkından korkan faizin fesiyle bile bağlantı kurmayan yüz binlerin Ömer'iydi o adamlar başlarına Ömer gibi birini getirdiler. Dünyanın adil sistemini kurdu. Değişim ailede olur bile demeyeceğim. Değişim benim kafamda olur. Benim kafamda yüzde yüz Allah, cennet, cehennem, adalet, hak, hukuk kavramları oturur. Bu aileme etki eder. Eşim öyle görür. Benim çocuklarım böyle görürler. Bir çekirdek oluruz biz. Beş kişilik, on kişilik bir aile ne kadarsa milyonluk bir şehirde bir çekirdeğiz biz. Bu çekirdek büyür. Yüz aile olur, bin aile olur. Onların her biri çarpı bin olur. Ondan sonra bir Ömer bir çatı altında bunları toplar. İnna Allah'a la yuayyuru ma bi kavmin hatta yuayyuru ma bi enfusin bu demek işte. Siz değişmedikçe Allah tepeden inme kurallarla sizi değiştirmez. Kur'an böyle buyuruyor bizim filan dijital para sistemiyle zengin olma, yumurta toplayarak zengin olma, büyük bir zenginlik hayali kurmakla beş vakit namaz kılan, hafız, alim, sakallı birisini devletin başına getirip bunu İslam devleti yapma hayalimiz arasında hiçbir fark yok. Hayali zenginlik, hayali reform bu. Ha olur. Üç gün, beş gün mutlu olacağın şey hissedersin. Bir dahaki seçimde başka birini aramak zorunda kalırsın. Olmadı la bu. Niye olmadı? Bu da kurban gitti. Batak bir toplum iyileri bataklığa çekmekten başka bir işe aramıyor. Bunun için siyasetin dünyayı düzeltmesini hayal edenler o siyaseti evlerinde kendi nefislerine bakıp uygulamadıkça bu hayalleriyle her gece yatar kalkarlar. Ömürleri böyle biter gider.